Tedavileri sadece mutluluk, sevinç, ilgi ile olan lösemili çocuklar Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'nde Türkiye'nin ilk ve tek kadın illüzyonisti olan Yeşim Obüs ile yaşadı. Çocuklarımız mutlu etmeye geldik. Sinan Hanım. Hoşçakal Sinan canım. Ay sen de istemeye mi geleceksin? Derseniz de şaşkın mısınız siz şaşırdınız mı? İyi mi, iyi misiniz diyorum, iyiyim ya da kötüyüm diyeyim. Birbirinden güzel oyunları sergileyen Yeşim Obüs burada hem çocuklar hem de hasta yakınlarının takdirini topladı. İstanbul'dan geldim ben sizler için. Güzel bir gösteri yapacağım. Hazır mıyız? Şimdi herkes gözlerini bir kapatıyor. Kapatın gözleri. Her şeyi unutuyoruz. Her şeyi unutuyoruz. Sadece müziğimiz az değil ama biz kendimizi kendimize miyiz? Hokus pokus dedik. Bakın ne oldu. Annelerimize gelsin bu gösterimiz. Alkışlar mı beğendiniz? Şaşırdılar onlar şimdi. Böyle sakın sağlam iyileşin istiyorum ben. Bununla da bulutlardan sevgi yağmuru çok... Burada gerçekleştirdiği program hakkında bilgi veren Türkiye'nin ilk ve tek kadın illüzyonisti olan Yeşim Obüs şunları söyledi. Siz de heyecanlandınız değil mi? Çünkü gerçekten çok çok duygulu oluyoruz biz hastanelerde. Belki de en az seyircisinin olmasını istediğimiz gösteriler bunlar. Urfa'dayız. Buradaki çocuklarımızı unutmamak istedik, öyle diyeyim. Mutlu Çocuklar Umutlu Yarınlar diye bir projemiz var aynı zamanda. Ruhal TV programından sonra Urfa'ya gelmişken buradaki lösemili çocuklarımızı artı hasta yatan çocuklarımızı da ziyaret etmek istedik. Değerli başhekimimiz Ahmet Bey de sağ olsunlar müsaade ettiler. Çok çabuk organize oldular çünkü çok fazla vaktimiz yok Urfa'da bugün için. Allah nasip etti, onlara da geldik diyorum. Teşekkür ediyorum size de müsaade ettiniz. Bizleri onlarla buluşturduğunuz için, sizlere de gösterdiğiniz ilgi için ayrıca. Nurşen Hanım da burada, o da bize destekte. Evet. Organizasyonla birlikteyiz buradaki menajerimiz sevgili Mehmet Özçelik biliyorsunuz. Evet. Hemen organizeyi etti, gördüğünüz gibi organizasyonumuz çok hızlı çalışıyor. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. O çocuklarla olmak çok özel. Yarım saatte olsa onları hastane havasından çıkartmak çok özel. Bunun için hiçbir beklenti içerisinde değilim. Gönüllü olarak yapıyoruz. Özellikle lösemili çocuklarımıza. Çünkü biliyorsunuz onların kanların donörlerinin alınıp o kanların test edilmesi gerçekten çok önemli. Türkiye'de bu konuda sıkıntı var. İnsanlar kanları veriyor ama maalesef onlar test edilemiyor ve bu çocukların donöre ihtiyacı var. Belki bu şekilde Türkiye'deki insanlara bunu duyurup onların da duyarlı olmasını sağlayabiliriz diyorum. Önce kendi amacım tabii o çocuklarla buluşmak. Bir de duyarlılık istiyorum. İnşallah Urfa'da da bunu bulacağız. Şanlıurfa Çocuk Hastanesi Başhekimi Ahmet Güzelçiçek ise Yeşim Obüs'e ve ekibine teşekkür ederek çocukların bu moral ile tedavilerine büyük destek sağlanacağını belirtti. Özellikle lösemi olan burada onkolojik hastaların tedavisi çok uzun sürüyor. Bu tedavilerin en önemli aşamalarından birisi de moral. Biz Yeşim Hanım'a ve A organizasyona hani bu anlamda çocuklarımıza moral katmak üzere geldiklerini duyduğumuzda biz çok sevindik. Biz de çok hızlı bir şekilde organize olarak bu ortamı sağladık. Arkadaşlar da geldiler. Çocuklarımıza moral verecekler. Biz kendilerine en başta Yeşim Hanım huzurunda hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de çocuklarımız adına mutluluk duyduk. Dikkat diyorum. Ali'cim bak o güzel gönlünü şimdi senin kalbinden ölçeceğim. Ali! Ali'nin elektriği gördüğünüz gibi gönlünde. Çünkü çok sevgi dolu bakıyor. Çünkü hayata bağlı. Ay, fokus siz de yapacakmışsınız. Ali sen illüzyonist miydin yoksa? Turuncu koyacağım. Harika bir illüzyonist yakaladım ben. Nefis. Ali. Siz de atın birazcık böyle Ali'ye yardım edin. Çok yorulduk biz. Ali hazır mısın? Hadi ben sonra şimdi getiriyorum. Ne diyorsun? At bakalım. Çift. Sen de ya. Yakaladın. Burada muhabirimiz var. O da çizsin bize. Geliyor. At at at. Abdurrahman. Abimize çizdim. Abdurrahman çizsin, çizsin. Abdurrahman. Tamam, o da çizecek. Sen de çiz. Önce bir sayalım Nurşen abla. Sayıyoruz hep beraber çocuklar. Nasıl yapacağım? 3, 4 liramız olmuş değil mi? Şimdi. Abdurrahman istiyormuş yapmak. Abdurrahman, parayı çiziyorsun hayatım. Geçin, bu, fıcı bu. Fıcı bu, fıcı bu. Doğru mu söyledin? Fıcı bu, fıcı bu. Abdurrahman, tut parayı. Tut hayatım.
Vallahi helal.